İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. 30 Nisan Salı akşamında ana haber bülteninde karşınızdayız. Evet, yoğun bir gündeme sahibiz ve bu yoğun gündemin ilk başlıkları arasında tabii ki anayasa başlığı var. Anayasa değişikliği üzerine hükümet bir çalışma başlattı ve bu arada partiler yavaş yavaş geziliyor ve görüşleri alınacak. Bu noktada da çalışmalara başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un çalışmaları var. Bu noktada iktidar yeni anayasa için harekete geçti. Numan Kurtulmuş bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonrası ise Özgür Özel'in bir açıklaması var. Eğer uyacaksak anayasayı değiştirelim ifadesini kullandı. AKP iktidarı yeni anayasa için harekete geçti. Harekete geçen isim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. İlk ziyaret CHP'ye yapıldı. Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Görüşme sonrası ortak açıklama yapıldı. Partilerin anayasaları olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur. Anayasa milletin anayasasıdır ve parlamentoda başından beri söylediğimiz oluşabilecek en yüksek konsensusla, yani mümkünse 400'ün çok üstünde bir ittifakla bir toplumsal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni anayasası ortaya çıksın. Bugün insanların yoksulluk gibi, açlık gibi, işsizlik gibi, güvencesizlik gibi üst düzeyde beklentileri varken yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir? Onu bir tartmak lazım. Bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, örneğin yeni bir elbise alalım. Giyeceksek alalım. Giymemek üzere yeni elbise alınır mı? Biz anayasaya uyacaksak anayasayı değiştirelim. En iyisini yapalım, sonra yine uymayalım. Geçen sefer de iyisini yaptınız. Bu sözün başkana ait olmadığını herkes bilsin. Geçen sefer de iyisi yapıldı. Ama yapılan o anayasaya uyulmadı, uyulmuyor. Bir yeni anayasa konuşurken bir kere mevcut anayasaya tam uyum beklemek bizim hakkımızdır. Evet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında soğuk suların gezdiği düşünülüyordu, tahmin ediliyordu. Ve bu iddialara cevap verdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Ben sana dost oldum, sen düşman oldun. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son günlerde yaptığı paylaşımlar AKP ile sorun yaşadıkları şeklinde değerlendirildi. Sen beni kendine göre mi buldun? Hainsin diyorsan söyleten sensin. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yerel halk açıklamasından sonra yapılan açıklama ve klipli paylaşım bunlardan biriydi. Türkiye'de yerel halk yoktur. Türk milleti vardır. 23 Nisan mesajının adresi işte demciler demlenmiş ve yerel halk tabirini referans almış CHP'li bazı belediye başkanlarıdır. Hiç kimse çallı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuculuğuna da teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Devlet Bahçeli, AKP ile aralarında sorun olduğuna dair iddialara partisinin meclis grup toplantısında cevap verdi. Cumhur İttifakı'nda ipler koptu mu? Devlet Bahçeli'den Mehmet Şimşek'e sert çıkış. Bahçeli Erdoğan'a savaş açtı. AKP-MHP kavgası yükleniyor. Bahçeli AKP'ye balans ayarı çekti. Bahçeli Erdoğan'ı Şimşek'le vurdu. Bahçeli iktidara ne demeye çalışıyor? MHP AK Parti'ye atanmış kayyumdur. Siyasi ömrü bitmiş bir ittifakı ayakta tutma çabasıdır. Devlet Bahçeli herkesi şaşırtan çıkışlar yapmaya başladı. Can ile canan arasında bir hadise var. Türkiye'nin yeni bir siyasi iklime ihtiyacı var. Bu kütük kafalı iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar, size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır.
Evet, şimdi ise bir Skype bağlantımız var. Skype bağlantımızda ise 22. dönem Ankara Milletvekili Sayın Yılmaz Ateş bizlerle birlikte. Sayın Ateş, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş gördük, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, bir süredir aslında AKP tarafından anayasa meselesi gündeme getirileceği söyleniyordu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş artık anayasa değişikliği için bu noktada partileri gezmeye başladı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeye baktığımızda ise toplantı sonunda yapılan Sayın Özel'in açıklamalarına baktığımızda insanların yoksulluk, işsizlik ve açlık, güvencesizlik gibi üst düzey sorunları yaşadığı bir dönem içerisinde yeni bir anayasa toplumun taleplerinin neresindedir tartmak lazım. Eğer anayasaya uyacaksak yeni bir anayasa yapalım açıklaması yapıldı. Ve tabii ki bu noktada henüz yeni anayasanın ayrıntıları noktasında çok ayrıntılı bilgiler henüz verilmemekle birlikte bir ciddi bir büyük bir mutabakat sağlamak istiyor diğer partileri de içine alan. Neler söylemek lazım AKP'nin atmış olduğu bu adım için? Teşekkür ederim Bülent Bey. Şimdi bizim yürürlükte olan anayasamız bildiğiniz gibi 1982 anayasası. Evet. Ama o tarihten bugüne kadar anayasamız 21 defa değiştirildi. 21 defa yapılan değişiklik sonucu da 183 madde değişikliğe uğradı. Oysa bizim anayasamızın tamamı zaten 175 madde. Yani bu demektir ki bazı maddeler birkaç defa değiştirildi. Şimdi bu anayasa ihtiyacı Türkiye'nin gündeminde yok. Türkiye'nin gündemi çok belli, çok net. Bakınız 2023 ve 2024 seçimleri de zaten Türk toplumunun neye ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Şu anda Türkiye'de halkımızın en kavurucu, can alıcı sorunları işsizlik, pahalılık, yoksulluk, yolsuzluk, savurganlık, bir saltanat dönemi adeta yaşanıyor. Türkiye buna bir çözüm ararken şimdi belli çevreler her nedense dolaşıp Türkiye'ye bir anayasa, hatta yeni bir anayasa dayatıyorlar. Bülent Bey, bakınız Japonya ve Almanya anayasaları 1946'da Amerika, işgalci Amerika'nın işgalci komutanlarının hazırladığı anayasadır. Onlar yeni bir anayasa uğraşı içinde değiller, arayışı içinde değiller. Ama ülkelerini kalkındırma planları, modelleri yaptılar. Yerle bir olan Japonya'da, Almanya'da bugün dünyanın en sayılı kalkınmış ülkeleri arasında yer almaktadırlar. Türkiye'de bana göre bir anayasa ihtiyacı yok. Türkiye'nin şuna ihtiyacı var. Bu seçimler aynı zamanda özellikle 2024 yerel seçimleri Türkiye'ye yeni bir iklim getirdi. O iklim de çatışma, kavga değil, bir diyalogla Türkiye'nin işsizliğini, yoksulluğunu, yolsuzluğuna, dar gelirsine bir çözüm, bir derman olma hedefi koydu. O öyle bir görev verdi. Şimdi partiler, iktidar partisi kamuoyunun bu gündemini örtmek için yeni bir anayasa diyor. Yani yeni bir anayasayı yapmak için bugünkü koşullar da uygun değil Bülent Bey. Yani iktidar partisi aldığı %52-43'lük bir oyla milletvekillerinde 35 bir oy aldı. Parlamento buna göre oluştu. Cumhur İttifakı'nın toplam oyu %45'lerde. Ona göre bir parlamento oluştu. Ama bugün yerel seçimlerde halkın iradesine baktığımız zaman tam tersi olmuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına %38 oy almış ama bu anayasayı yapma yetkisini elinde bulunduran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapılaşmasına yansımamıştır. O nedenle de bir, böyle bir ortam müsait değil. İki, yeni anayasa demek yeni bir anayasa yapacak özellikle oluşturulan yeni bir parlamento ile olur. Yoksa
dünün Sayın Demirel'in dediği gibi günün güneşiyle bu ülke çamaşırı kurutamazsınız. Bu bence Sayın Meclis Başkanı hiç kuşkusuz saygın bir isim. Ona hiçbir itirazım yok. Ama gereksiz Adalet ve Kalkınma Partisi'ne zaman kazandırmak için böyle bir çalışmayı hemen gündemine aldı. Kendisi de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın köşe yazarlarından da öğreniyoruz ki ya onların da anayasanın değişeceğine dair pek bir umutları yok. Şimdi biliyoruz ki MHP bu noktada bir anayasa taslakları oluşturuyor ve MHP'den gelen açıklamalara bakıldığında ilk 4 maddenin değiştirilmesini biz de istemiyoruz. Böyle bir teklifimiz yok. Sadece daha birleştirici bir anayasa düşünüyoruz açıklamaları var MHP tarafından. Ve bu noktada MHP'nin acaba yaklaşımını nasıl değerlendirmek lazım? Eğer ilk 4 maddenin değiştirilmesi bu süreç içerisinde ele alınacak olursa, gündeme getirilirse MHP nasıl yaklaşır bu duruma? Şimdi Sayın Bahçeli kendi kurultaylarında durup dururken Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulundu. Dedi ki bizi bırakıp gidemezsiniz, Türkiye'yi sahipsiz bırakamazsınız. Siz yeniden olmalısınız, yeniden aday olmalısınız diye. Fakat birkaç gün sonra da Genel Başkan Yardımcıları bir açıklama yaptı. Mealen söylüyorum şunu kastetti. Dedi ki kardeşim biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olmasını istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi eğer kendi iradesiyle bir erken seçim kararı alıp Sayın Erdoğan'ın önünü açmaz ise anayasa değişikliğine gitmek zorunda kalırız dedi. Şimdi öyle ve o nedenle de bizi anlayışla karşılayın. Bizim bu kastımız aslında Sayın Erdoğan'ın önünün yeniden açılması olayıdır dediler. Tabii bu seçimden önceydi. Seçimde bütün hesaplar karıştı. Bunun üzerine şimdi MHP böyle bir noktaya geldi. Şimdi böyle bir noktada eğer anayasanın ilk 4 maddesine dokunulmayacak ise anayasanın ilk 4 maddesini dışında bizim özellikle laiklikle ilgili, üniter yapıyla ilgili ve Türk vatandaşlığı tanımıyla ilgili de 3 tane anayasamızda madde var. İlk 4 maddeye dokunmadan bunların içini boşaltarak eğer bir yeni düzenlemeye gidilmeyecek ise bu çok açık, çok net ki Sayın Erdoğan'ın 3. kez aday olmasını sağlamanın yolları aranıyor. Ama yeni bir anayasa yapmanın koşullarının olmadığını MHP yöneticileri de bilirler, deneyimli siyasetçidirler. Yani bu olmayacak duaya amin demek gibi bir şeydir. Biraz da biliyorsunuz diğer bir gelişmeyi de sormak lazım. Yakında İYİ Parti'nin bir seçimi yapıldı ve Müsavat Dervişoğlu bu noktada seçildi. Şimdi bu yeni dönemde İYİ Parti'nin yeni döneminde, yeni başkanlığında acaba bu sürece giderken daha doğrusu bu seçime doğru ilerlerken İYİ Parti ile alakalı bazı eleştirilerde acaba AKP'ye mi yakınlaşıyor soruları soruluyordu. Acaba bu yeni dönemde İYİ Parti'de Meral Akşener'in ayrılmasından sonra AKP'ye yaklaşılacak mı yoksa gene kendi hür noktasından devam edecek mi? Özü başına devam edecek mi ve daha önce biliyorsunuz genel seçimlerden önce bir muhalif duruşuyla biliniyordu İYİ Parti. Bu muhalif duruşunu devam ettirebilecek mi? Ve anayasa konusundaki tavrı ne olacak? En önemli nokta bu aslında İYİ Parti'nin. Bülent Bey, işaret ettiğiniz gibi şu anda İYİ Parti hakkında herhangi bir görüş öyle biraz zor gibi. Evet. Bu evet. Arada Sayın Dervişoğlu'nu, Savat Dervişoğlu'nu da kutluyorum, başarılar diliyorum. Kendisi ülkücü gelenekten gelen deneyimli bir siyasetçi. Hiç kuşkusuz o da partisinin başarılı olması için elinden gelen gayreti göstereceğine ve Türkiye'ye de, Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, üniter yapısına, barış ortamında da önemli bir katkı koymasını diliyorum. Şimdi bu sizin işaret ettiğiniz söylentiler veya soru işaretleri nereden doğdu? Şuradan doğdu. İYİ Parti kurulduğu günden itibaren iktidara muhalif yapıyla kuruldu ve o çizgide de yürüdü. Fakat son seçimlerde, daha doğrusu 2023'teki
Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken, yani o günleri şöyle bir gözümüzün önüne getirelim, bu altılı masa dediği ve Türkiye milletine de ilahlar dedirten bir çalışma sistemi benimsedi. 13 defa bir araya geldiler ayda bir. Hep şu yapıldı. Efendim işte şu parti genel merkezinde toplandık. Genel başkan, partilerin genel başkanlarını kapıda karşıladı. İçeri geçildi, kahve içildi, çay içildi. Nazım Hikmet konuşuldu, Stalin konuştu, Lenin konuşuldu. Efendim işte bizim milli şairlerimiz konuşuldu ve dağıldık. Ama son Cumhurbaşkanı adayı belirleme noktasına geldiği zaman da birden ipler koptu. Yani siz 13 ay toplanacaksınız. Bunları konuşacaksınız, yiyeceksiniz, içeceksiniz, sohbet edeceksiniz. Ama esas görüşülmesi gereken konuyu da görüşmeyeceksiniz. O arada Sayın Akşener'in masadan kalkması bir nedeni bilinmiyor. Tekrar dönmesi bir nedeni bilinmiyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı ve 2023 seçimlerinin kaybedilmesinin faturası da bu anlamda Sayın Meral Akşener'e kesildi. Ve Sayın Meral Akşener de arkasından yeni yerel seçimlere geldiğimiz zaman da hür ve tek başımıza seçimlere giriyoruz dedi. Daha önce göklere çıkardığı Sayın Ekrem İmamoğlu ile Sayın Mansur Yavaş'a çok ağır eleştirilerde bulundu. Daha önce Fatih'e benzetilen bu belediye başkanımız Ekrem Bey için hırsızlık suçlamasında bile bulundu. Yani irade hırsızlığı yapılıyor dedi. Tabii bu da kamuoyunda ister istemez İYİ Parti hakkında ya iktidar bloğuna mı yani Cumhur İttifakı'na mı dahil oluyor gibi bir soru işaretleri doğdu. Şimdi çekildi, kurultayda aday olmadı. Sayın Akşener'in yaptıkları ayrı. Ama bir kadın olarak da gerçekten kendisine yakışan veya bir kadına yakışması gereken bir tavırla yeniden aday olmadı. Ama desteklediği Sayın Musavat Dervişoğlu'nu destekledi. Şimdi Sayın Musavat Dervişoğlu'nu destekleyince ister istemez Sayın Akşener'e yöneltilen acaba Cumhur İttifakı'na mı gidecek soruları, kuşkusu bu sefer Sayın Dervişoğlu için ortaya atıldı. Sayın Dervişoğlu'nun bugün bir gazeteciye yaptığı açıklamada böyle bir yola sapmayacağı, iktidara karşı muhalefet yapacağını ileri sürüyor. Dilerim bu yolda yürürler veya İYİ Parti için, ülke için iyi olacak bir politika izlerler. Ben çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. Başka zamanlar içerisinde gene anayasa değişikliği meselesi üzerinden tabii ki ayrıntılar biraz daha şekillenecek. Tam olarak hangi coğrafya üzerinde yürüdüğümüz anlaşılacak. Konular aslında netleşecek, maddeler netleşecek. Tekrardan görüşünüzü alabiliriz. Çok teşekkürler şimdiden. Ben teşekkür ederim size ve Meltem TV izleyicilerine saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, Sayın Yılmaz Ateş'e çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Evet, yarın 1 Mayıs. İşçi Bayramı ve 1 Mayıs öncesi tabii ki 1 Mayıs gerginliği oluşmaya başladı. Hükümet güvenlik gerekçesiyle Taksim'deki kutlamalara izin verilmeyeceğini duyurdu ve bu noktada bu kapsamda ulaşıma da kısıtlama getirildi. 1 Mayıs'ta Taksim gerilimi tırmanıyor. Hükümet güvenlik gerekçesiyle Taksim'in bu yılda 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olacağını açıkladı. Bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılım başvuruda bulundular hem de Taksim'de buluşalım çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından Taksim Meydanı'na gelin çağrısı yapıyorlar. Burada çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Taksim Meydanı, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi konumu itibariyle toplantı ve gösteri yürüyüşü için
uygun değildir. CHP İstanbul İl Başkanlığı ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyeceklerini açıklarken İstanbul Valiliği bir dizi tedbir duyurdu. İstanbul'da 1 Mayıs'ta ulaşıma kısıtlama geldi. İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamalarının saat 4'te deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlamanınsa 5.30 itibariyle başlatılacağını duyurdu. Evet, biraz da Milli Eğitim Bakanlığı'na uzanacağız. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde yeni müfredat tartışması yaşanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle tartışmaya açtığı yeni müfredatta iş dünyasından da tepkiler gecikmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Marif modeli adını verdiği yeni eğitim müfredatı tartışmalara neden oldu. Güzel bir müfredat oldu. Kuşkusuz kamuoyunda bu konuda eleştiriler olacaktır, öneriler olacaktır. Eğitimle ilgili konu, üzerinde insanların çok rahat uzlaşabileceği bir konu değil. Bakan Yusuf Tekin'in açıkladığı müfredata iş dünyasından da tepki geldi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği TÜSİAD, yeni eğitim müfredatı çalışmasına yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Gerçek beka meselesi olan eğitimde müfredat değişikliği oldu bittiye getirilmemelidir. Müfredat çalışmasında yer almış kişi ve kurumlar yapılan ihtiyaç analizleri, çalıştay sonuçları gibi bilgi ve belgelerin kamuoyuna açıklanması faydalı olacaktır. Farklı görüşlerden eğitim paydaşlarının müfredatın hazırlık sürecine dahil olması için bilimsel ve mutlaka daha fazla zamana yayılan bir geri bildirim süreci işletilmesi gereklidir. Bu süre zarfında Türkiye Yüzyılı Marif Modeli başlıklı müfredat değişikliğinin askıda kalmaya devam etmesi, eğitim paydaşlarının eleştiri ve önerileri ışığında yeniden ele alınması katılımcılığı ve uzlaşıyı arttıracaktır. Alınan geri bildirimlerin neler olduğu ve müfredat revizyonunda nasıl dikkate alındığının açıklanması sürecin şeffaflığına katkı sağlayacaktır. Türk İş Dünyası Konfederasyonu, TÜRKONFED'de Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adını taşıyan yeni müfredata ilişkin açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanımızın 10 yıllık çalışmanın ürünü olarak tanımladığı taslağın yalnızca bir hafta gibi son derece kısa bir süre askıda kalması, bilgiye erişim sağlamakta ancak bu bilginin analiz edilmesine olanak tanımamaktadır. Müfredatın ana hedeflerinden biriyle çelişen bu durumun ortadan kaldırılması için bu sürenin uzatılmasını talep ediyoruz. Çağın gerektirdiği becerilere ve yetkinliklere sahip nesiller yetiştirmek için Cumhuriyet değerlerinden ve bilimsellikten, ilkelerinden ödün verilmeyen, evrensel bir yaklaşım barındıran müfredata ve sisteme ihtiyaç vardır. Evet, şimdi ise bir diğer Skype bağlantımızda BTP Genel Başkan Yardımcısı ve eğitimci Sayın Ahmet Burak Güven bizlerle birlikte. Sayın Güven, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, gündemin önemli sıralarının ikinci belki de en önemli noktası eğitimde Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu yeni müfredat. Bu noktada tabii ki eğitimcilerin eleştirileri devam ederken iş dünyasından da bu noktada eleştiriler gelmeye başladı. Özellikle gelen noktalara baktığımızda müfredat çalışmasında yer almış kişi ve kurumlar, ihtiyaç analizleri gibi gerçek analizler yapılmadan ve bir hafta içerisinde bir görüş alınarak hızlı bir sonuca gidilmeye çalışılıyor. Halbuki bu eleştirilerin uygulamada nasıl hayata geçirilip geçirilmediğini anlamak gibi bir uzun süreye ihtiyacımız var açıklamasında bulunuldu. TÜSİAD, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği tarafından. Türk Fonfet de tabii ki eleştirileri var. 10 yıllık bir sürede hazırlandı söyleniyor ama bir hafta gibi bir sürede herkesten bir görüş alınmaya çalışılıyor. Halbuki bunun süresinin uzatılması lazım denmiş. Neler söylemek lazım? Mert Bey, öncelikli olarak tabii ki isimden başlayacak olursak, yani biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın niye Marif ismiyle yeni yüzyıla bir projeksiyon tuttuğunu anlamış değiliz hani kendi tabirleriyle. Tabii ki Türkiye'mizin, Türkiye Cumhuriyeti'mizin yüzyılları çok olsun, her yüzyılda da yeni atılımlar yapalım ama yeni yüzyıla bir siyasi partinin, hükümetler çünkü gelip geçicidir, önemli olan devletin bekası dediğimize göre o zaman niye bir partinin, siyasi partinin sloganıyla beraber yeni bir müfredat hazırlandığını da çok merak ediyorum ben. Ama bunun işin içerisinde tabii ki aynı biraz önce sizin söylediğiniz eleştiriler gibi 10 yıllık bir sürede hazırlandı madem söyleniyor. Kimlerle hazırlandınız? Bu süreç nasıl tamamlandı? Bu sürecin içerisinde dahil aldığınız kişiler kimlerdir?
Hangi akademik kurullarla bunları yaptınız? Sahadaki öğretmenlerimizden ve sahadaki çalışanlardan ne kadar katkı sağladınız ve bu insanlar bu işin içerisinde oldu? Eksikler nasıl tespit edildi ve neler yaptınız? Bu konuda ciddi bir açık var. Bunu kimseye açmıyorlar ki ben eğitimci olmama rağmen 110 sayfalık bir uzun bir metin var. Bunun içerisinde her bir dersin de alt başlıklarına girmeye çalıştığınız zaman orada da çok uzun metinler sizinle baş başa kalıyorsunuz daha doğrusu. Dolayısıyla bu kadar kısa zamanda bunların hazırlanması, tekrar okunması, eleştirilerin ve önerilerin sunulması çok çok acele edilmiş bir şey. Madem bu kadar acelemiz vardı ve 10 yıllık bir süreç vardı, bu Nisan ayında mı tamamlandı? Yani niye bunu okullar başlarken Eylül ayında açıp bir eğitim sezonu boyunca eğer tartışmaya açacaktıysanız bunu tartışmaya açıp insanların önerilerini dinleyip eğitimcilerin bu konuya düştüğü şerhleri görüp daha sonra bu düzenlemeleri yaparak yeni eğitim öğretim yılına girmediniz. Bu konuda ciddi açıklar var. Sevindirici olan tek tarafı ki bu böyledir zaten aslında. Anaokulu 1, 5 ve 9'larda bir değişim olacak. Dolayısıyla yani inşallah uygundur müfredatımıza ama ve çocuklarımıza, ülkemizin geleceğine uygun bir müfredattır. Fakat bu arada görülen eksiklere en azından inşallah müdahale edileceğini düşünüyorum. Fakat bir diğer açıkta bence şu, 10 yıldır madem bu müfredatın üstüne çalışıyordunuz ve bu müfredatın, eğitim öğretim müfredatının %35 oranında azaltılması kararı aldınız. Bu azaltılması kararını aldığınıza göre bu süreç içerisinde ders saatinde mi azaltacaksınız? Yoksa öder içerik müfredatı mı değiştireceksiniz? Bundan sonra öğretmen ihtiyacı daha mı az olacak? Muhakkak ki bu konulara da bir projeksiyon tutulmuştur. Madem böyle bir öneriniz varsa hem bugün bunu açıklayın. Eğer ders saatleri azalacak ve bu 10 yıl süre içerisinde Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde okuyan çocuklarımız, öğretmen arkadaşlarımız ve şu an hala okumaya devam eden kardeşlerimiz. Bunlar okulu bitirdiği zaman ne olacak? Bu bölümlere ihtiyaç olmayacaksa bu insanları niye buraya bir hazırlık sürecinde ve buraya bir emek vermelerine vesile oldunuz? Dolayısıyla bu da ciddi bir insan kaynağı. Bu kadar insan kaynağını, bu ülkenin insan kaynağını çöpe atmanızı kim bunun sonucunu, bedelini ödeyecek? Sonuçta Yusuf Bey bir 5 yıllık süre profesörlük yaptı, belki rektör olarak çalıştı ama ondan önceki 5 yıllık süreci içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu sürecin başlangıcında olduğu görülüyor. Dolayısıyla madem bir 10 yıl önce bu programı başlattınız, bunun madde madde öğretmen alımına, üniversitelerdeki eğitim sistemine kadar bunlar hakkında neler yaptınız, bunların da açıklanması gerek. Bir diğer boyutu, eğer programı incelerseniz tekrar görebileceğimiz şeylerden bir tanesi, diyor ki finansal okul yazarlık gibi, ondan sonra teknoloji okul yazarlığı ve birçok alt başlıkta öğrencilerimizin beceriler kazanacağını ve bununla alakalı dersler göreceği söyleniyor. Tamam peki bununla alakalı nasıl bir müfredat hazırladınız? Bu derslere kimler girecek? Çocuklarımıza neler öğretecek? Doğru, finans okuryazarlığı önemli çünkü çağımız artık sadece belki biz bankaların önünde kuyruk bekliyorduk. Sonradan işte diye ki kartlar, banka kartları çıktı. Sonra kredi kartları çıktı. Bugün IBAN'la beraber hesaplara havaleler, EFT'ler yapılıyor. Coin'ler çıktı. Başka belki şeyler. Çünkü daha bunun gibi finans okuryazarı için koyulabilecek birçok şey var. Tamam doğru. Bunlar da öğretilmeli evlatlarımıza. Ama bu müfredat nasıl hazırlandı? Kim hazırladı? Mesela yapay zeka gündemimize 1-2 yıldır girdi. 10 yıldır hazırlandığınızı söylüyorsunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bununla alakalı bir müfredatı da var ama daha ders olarak okullara herhangi bir şey koyulmadı. Peki bunu nasıl koyacaksınız? Ne şartlarla ve kimlerle? Sonuçta bilişim teknoloji öğretmenlerimizin içerisinde bundan 20 sene, 25 sene önce, 30 sene önce mezun olmuş arkadaşlarımız var. Öğretmen yetiştirmek adına hizmet için seminerler konusunda nasıl bir çalışma yaptınız? Planlarınız nelerdir? Sadece müfredatı açıklamakla bu noktaya gelinmiyor. Ve ben okurken en çok beni hayretlere düşüren ve korktuğum şey şu oldu. O da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği gibi işte çok renkli anayasa, çok kimlikte anayasa söylemleri var biliyorsunuz anayasanın, yeni anayasanın hazırlanması için. Maalesef ki müfredatta da aynen bu sözler geçiyor aslında. Çünkü diyor ki orada dezavantajlı kimlik, inanç ve sosyoekonomik yapıda olan insanların dezavantajlarının giderilmesine. Şimdi Sayın Bakan ve ekibi 10 yıldır bu programı hazırlarken acaba Türkiye'de dezavantajlı kimlik sahipleri kimler olarak belirlediler? Bu insanların dezavantajlarını nasıl giderecekler? İnanç yolundan dezavantajlı insanlarımız kimler?
Lütfen bunları açıklasınlar ve bunların dezavantajlarını nasıl giderecekler? Yani benim korkum Sayın Genel Başkanımız Hüseyin Başbey'in de söylediği gibi FETÖ firarda, fikri iktidarda dediği gibi maalesef sanki bu kısım Milli Eğitim'in yeni marif müfredatına da yeni yüzün müfredatına da yansımış görünüyor. Çünkü biz şunu biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu hizmet Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlara eşit şartlarda verilen bir hizmettir. Her vatandaşının eğitim alma hakkını korur. Onun eğitim almasının önüne hiçbir engel bulundurmaz. Bu anaokulundan üniversiteye kadar, sonrasında lisansüstü eğitimine kadar, iş imkanına, seçme seçilme hakkından diğer özelliklere kadar her şeyin arkasında devletimizin bir gücü vardır. Şimdi bunu hazırlarken buna niye ihtiyaç duyuldu? Neden böyle bir madde koyuldu ve yarın bunun içerisinde kimlere alarak bu maddeden yararlanılacak ve biliyorsunuz Türkiye'de Ecevit MHP hükümetinin ortak olduğu dönemde ikiz yasaların tasarıları hazırlandı. AK Parti hükümeti döneminde bunlar onaylandı. Bugün de görüyoruz ki bu ikiz yasalar birçok yere doğru gidiyor. Hele de yeni anayasanın bu kadar konuşulduğu bir süreçte buraya gelmiş olmamız bizim için aslında en tüyler ürpertici kısmı bu. Yoksa tabii ki bilgiye ulaşımın bu kadar kolaylaştığı, çeşitlendiği, farklılaştığı bir yerde müfredatlar değişebilir. Müfredatlarda azalmalar olabilir. Çocuklara yeni yüzyıla uygun veya çağın gerektirdikleri, yani bu yeni yüzyıl için demiyorum, çağın gerektirdiği becerilerle donanması adına bazı şeyler tabii ki çocuklarımıza değiştirilerek öğretilebilir. Ama benim gördüğüm hani torba yasalar olur ya Bülent Bey, buralarda bazı yasalar zaten olumludur, koyulur. Araya da bir tane bir madde koyarsınız. Örneğin KDV'nin %18'den %20'ye çıkması gibi veya %8'den 10'a çıkması gibi. Hepsini onaylarken aradan da bunu geçirsiniz. Şimdi buraya bazı çağa uygun araç gereçler kullanımı ve çocuklarımızın ihtiyaçlarının görülmesi adına bir şeyler yerleştiriliyormuş gibi veya bir değişim getirilecekmiş gibi gösterilerek benim tahminim bu inanç ve kimlik üzerinden yeni bir eğitim modeline geçilecek ve Türkiye içinde belki anayasadan önce eğitimde ilk değişiklikler maalesef ki yapılmış olacak. Bunun sonrasında belki de Türkiye için bir federatif yapının, bir federasyonun ve her bölgenin kendi diliyle, kimliğiyle diye isimlendirilecekse böyle bir yapıyla beraber Türkiye'de bir eğitim sistemi uygulanmaya çalışılabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden buraya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani burada eğitimde birlik aslında uzun vadede ya da orta vadede kaldırılacakmış hissiyatı yaratıyor mu sizde? Kesinlikle, çünkü ben buna niye ihtiyaç duyulduğunu çok merak ediyorum. Muhakkak ki Sayın Bakan'ın ve 10 yıldır bu işin içerisinde olup müfredatı hazırlayanların burada ne gördüklerini ve buradan maksatlarının ne olduğunu topluma açıklamaları lazım. Ben mecliste olan partilerin de muhakkak bir önerge vererek, gel soru vererek bunun hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nda muhakkak ki onaylanmadan, geçmeden bir soru sormaları lazım. Ola ki olaylanırsa da buna göre iptali için başvuru yapmaları gerekiyor. Çünkü çok ucu açık bir cümle. Orada söylediği şey aslında ucu açık derken amaç belli aslında. Yani biz o amaçtan korktuğumuz için korktuğumuzun olmadığından emin olmak istiyoruz. Çünkü siz inanç yönünden sıkıntılı olan, dezavantajlı konumda olan insanlar diyorsunuz. Kimlik açısından dezavantajlı durumda olan insanlardan bahsediyorsunuz. Kim bu insan? Ben Türkiye'de böyle bir topluluk görmüyorum açıkçası. Yani eğer bizim Kürdümüzden, Lazımızdan, Çerkezimizden ve diğer gruplardan bahsediyorsunuz, bu ayrı bir şey. Artı Türkiye'de biliyorsunuz azınlıkların da okulları var. Ermeni okulları var, başka okullar da var. Ama bunun sonucunda eğer siz ruhban okulunun açılmasından, Türkiye'de ekümenliğin tanınmasından, patrikhanenin burada farklı bir konuma gelmesine kadar, birçok yönüyle eğer bunların kabul edilmesine kadar gidecek bir süreç isteyecekseniz ve bunun üstünden yola devam edecekseniz, o zaman zaten önümüzde bambaşka bir şey açılıyor. Yani Türkiye'nin esas beka meselesi burada çok daha farklı bir boyuta gelmiş oluyor. O yüzden umuyorum ki korktuğumuz gibi değildir. Umduğumuz gibi olsun, çağa uygun olsun, gerçekten değişimler olsun, çocuklarımızın muasır medeniyetlere, çağın getirmiş olduğu araç ve gelişlere donanımına katkı sağlayacak bir müfredat olmasını umut ediyoruz. Ama umudumuzda da kalsın istemiyoruz. Bunların açıklanmasının, bunların gerekli tedbirlerin alındığını hepimize bir şekilde bakanın ve bu heyetinin çıkıp sunması gerektiğini düşünüyorum. Peki. Sayın Güven, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Ahmet Burak Güven'e çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Evet, İsrail ve Gazze meselesine odaklanacağız ve 207 gündür devam eden soykırım evet yine son şiddetiyle devam ediyor. Ve Başbakan Netanyahu esir takası olsa da olmasa da maalesef Refah kentine saldıracaklarını söyledi. Gazze'de İsrail vahşeti artık rutin hale geldi. İsrail'in Gazze şeridinde 207 gün önce başlayan soykırımı sürüyor. İşgalci İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 47 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34.535'e, yaralı sayısının da 77.704'e yükseldiği kaydedildi. ABD ve Avrupa'nın desteğiyle İslam dünyasının da tepkisizliğinden cesaret alan İsrail Başbakanı Netanyahu katliamına Refah kentinde devam etmek istiyor. İsrail basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu Gazze'deki İsrail'li esirlerin yakınlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Gazze'ye yönelik saldırıları hedeflerine ulaşmadan durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Refah kara saldırısı başlatacaklarını ifade etti. Netanyahu'nun yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kara saldırısı açıklamasının İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin devam ettiği bir süreçte gelmesi dikkat çekti. Gazze'de İsrail vahşeti artık rutin hale geldi. İsrail'in... Evet, bu haberle bültenimizin sonuna geldik ve yurtta ve dünyada öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Bir başka bültende buluşunca dek hoşça kalın, iyi akşamlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam 40 yıldan beri kendi parasını basamıyor. Ne demek bu? Hocam cebimizdeki para Türk parası. Yok. Bizim paramız tercüme. Ya sendikasyon yoluyla aldığımız kredileri hazineye koyduk. Bunun karşılığında matbaada, darbanede gittik, para bastık. Bu bizim paramız değil. O dövizin karşılığı. Euro'nun karşılığı, doların karşılığı. Kimden aldıysak onun parası bu. Ama tercümesini biz Türkçe olarak piyasaya sürdük. Onun için sevgili kardeşlerim, Türk milleti